Merhaba arkadaşlar, Merter Elektronik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz ürün PowerMaster hareket sensörlü LED'li kabin ışığı. Evet arkadaşlar, hep birlikte şimdi ürün kutu açılımını yapalım sizinle beraber. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. 3 farklı boyu var bu ışıkların. Bu ışıkları birazcık yaptığımız araştırmaya göre genel olarak evin her yerinde kullanabiliyorsunuz. Ve bu da çok kullanışlı bir ürün olduğunu gösteriyor. Hemen şöyle kutudan bir tanesini çıkartıyorum sizler için. Bir adet USB şarj kablosu çıktı. Ürün bu arada şarjlı, onu da söylemiş olayım. İçerisinde bir de kullanma kılavuzu var. Üzerinde bazı şemeler var. Montaj aşamasını vesaire gösteriyor. Hemen sizlerle birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar, ürün şu şekilde. Şöyle göstereyim size de. Gayet ince bir ürün bu arada. Çok ergonomik bir tasarım yapmışlar. Ürünün üzerinde bir tane hareket sensörü var. Bu hareket sensörünü ayarladığınızda geceleri, örnek veriyorum, bu ürünü dolabın içerisine konumlandırdınız. Dolabın kapağını açtığınızda ışık yanıyor ve herhangi bir başka ışık açmanıza gerek kalmıyor. Tamamen dolabın içerisini aydınlatıyor. 110 lumen bir değeri var. Bu boya 110 lumen gerçekten çok iyi bir ışık. Hemen arkasında 3M çift taraflı yapışkanı var. Bu direkt ürünle birlikte geliyor. Bu yapışkanı söküp monte etmek istediğiniz yere direkt yapıştırabiliyorsunuz. Herhangi bir delme, vidalama gibi bir durumunuz da yok. Bu da çok iyi. Hiç kimse evindeki mobilyalara veya bunu bağlayabilmek için, monte edebilmek için kimse delme işlemi yapmak istemez diye düşünüyorum. Açıkçası ben istemem. Yapışkanlı olması da daha artı bir duruma geçirmiş ürünü burada. Hemen ürünün üzerinde, sensörün altında bir tane tuş var. Tuşa bastığımda Işık yanıyor. Tabii ki şu anda ortamdaki ışıktan dolayı siz göremiyorsunuz. Birazdan detaylı bir şekilde verdiği ışığı göstereceğiz size. Tuştan açıp kapama görevini yapabiliyorsunuz. Ürün aynı zamanda full artı full çalışıyor şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yani bir alan var. O alanda hiç ışığınız yok. Buna bastığınız zaman sürekli yanık konumda çalışır vaziyette. Ürünü çalıştırabiliyorsunuz ve hemen şurada şarj girişinin yanında ayarlama fonksiyon tuşu var. Yani fonksiyonları buradan ayarlıyorsunuz. Çok basit bir şekilde. Üzerindeki fonksiyonları da söylemiş olayım size. Bir tanesi açma fonksiyonu. Auto 1 ve Auto 2 yazıyor. Bu Auto 1 ve Auto 2'ler hareket sensörüyle alakalı. Auto 1 aldığınızda ışık önünden geçtiğinizde uzun bir süre yanık kalıyor ve sonrasında kapanıyor. Auto 2'yi aldığınızda da daha kısa bir şekilde yanıp sönüyor önünden geçtiğinizde. Hemen şöyle diğer uzunluklarını da göstermek istiyorum size kutu içerisinden açıp. Şunu da şöyle alalım. Micro USB bir kablosu var. Bir tarafı USB, bir tarafı micro USB. USB'den şarj edebiliyorsunuz. Bu arada şarjlı olarak kullandığınızda sadece hareket sensörlü konumda kullanırsanız yaklaşık 60 saate kadar kullanım süresi sağlıyor size. Hareket sensörü iptal bir şekilde full olarak yanarsa, sürekli yanık şekilde kullanırsanız bu da 8 saate kadar sürekli aydınlatma sağlıyor size. Şöyle arasındaki farkı göstermek istiyorum size. En küçük boyu ve orta boyu olarak en büyük boyunu da hemen gösterelim. Bunların boyut özellikleri birazdan ürün özelliklerini incelerken sizlere söyleyeceğiz. Büyük olan bayağı büyükmüş yalnız arkadaşlar. Gayet uzun ve büyük. Şöyle hepsini elimde tutabilirsem göstereceğim. Çok zor olacak belki ama anlamanız için. Hatta şöyle iki elimle tutabiliyor muyum? Şu anda görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama üçüncü çıkardığım kutudan bayağı büyük. Geniş bir alanda çok rahat bir şekilde her yeri aydınlatacak seviyede. Hatta bakalım ışığına şöyle göstereyim. Belki aydınlıktan dolayı göremiyorsunuzdur. Şu şekilde gayet yüksek bir ışık değeri var. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ürünün hemen arka kısmında şöyle kabloyu da gösterelim size, takalım. Bu arada ürünler metal kasa. Onu da söylemiş olayım. Düşmeye ve darbeye karşı dayanıklı metal kasadan yapılmış. Aynı zamanda önündeki LED ışığında sert plastik var önünde. Bu sert plastik de darbelere karşı dayanıklı ve metal kasa olmasının da şöyle bir avantajı var. Sürekli yanık olarak kullandığımızı varsayarsak ısınmayı önler. Yani metal kasa olduğu için ısınmaz kolay kolay. Bu ürün şöyle taktığımızda, bilgisayara taktığımızda da şarj alacaktır yüksek ihtimalle. Hatta bir tanesini takalım. Onun ışığı biraz az yanıyordu. Böyle taktığımızda şu anda şarj alıyor. Herhangi bir ışık koymamışlar zannettim ama bir tane ışık var arkadaşlar. Hemen sensörün içinde yanıyor. Kırmızı bir ışık yanıyor. Şu anda ben görebiliyorum. Siz belki ışıktan dolayı göremezsiniz. Şöyle kapattığımda evet, kırmızı bir ışık yanıyor. Şarj olduğunu gösteriyor bu da. Evet arkadaşlar, ortalığı toplayalım. Ortalığı topladığımıza göre detay videosuna geçelim. PowerMaster hareket sensörlü kabin ışığı özellikleri
şu şekilde. En küçük boyumuz 23,5 santim, orta boy 40,5 santim, büyük boy 60,5 santim. Ortak özellikleri algılama mesafesi 3 metre, 120 derece hareket sensörü açısı, şarj edilebilir lityum pil, 270, 220 ve 110 lümen seçenekler, 3 farklı çalışma modu, metal gövde, hareket sensörü aktifken 60 saate kadar çalışabilme, sürekli aydınlatma modundayken 8 saate kadar çalışabilme, kullanım alanları evler, ofis, dolap içleri, yatak altı, merdivenler ve benzeri birçok alanda kullanıma olanak sağlıyor. Ek olarak şöyle bir özelliği daha var. Kullanım alanlarına göre açma kapama butonuna 2 kez basarak 3 farklı renk modundan herhangi birini kullanabilirsiniz. Arka arkaya 2 kez bastığınızda beyaz, güneş ışığı ve sıcak beyaz şeklinde ışık rengini değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi PowerMaster hareket sensörlü kabin ışığını sizlerle birlikte test edeceğiz. Hadi gelin hep birlikte ürün nasıl çalışıyor test edelim. Evet arkadaşlar, bugün hep birlikte PowerMaster hareket sensörlü kabin ışığını inceledik. Bu videoya özel kabin ışıklarında Mercer 10 koduyla alışveriş yapan herkese %10 sepette indirim olacak arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Mercer 10 koduyla girip mercerelektronik.com'dan ürünü sepetinize eklediğinizde %10 ürünü indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Unutmayın. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Hemen aşağıda bulunan abone ol butonuna ve yanında bulunan çana tıklarsanız bizlerden haberdar olabilirsiniz ve destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.